Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Aşure Gölü ile ilgili bilgiler vermiştiniz. Aşure dünya tarihinde, yani insanlık tarihinde veya çok önemli, çok büyük olayların, bazı olayların olduğu bir gün. O güne denk gelmiş hep Aşure Günü'ne. Bu Aşure Günü'nü bizde de böyle bazen görüyoruz işte televizyonlarda filan. Bir kesim matem tutarak geçiriyorlar. Ne bileyim, yas ederek geçiniyor. Bir takım ritüeller filan var. Onları şimdi burada tekrar etmeyelim. Dinimizde böyle bir şey var mıdır? Öncelikle matem tutmak, yas tutmak var mıdır? Veya Aşure Günü'nde böyle bir şey yapılır mı? Niye yapılıyor veya yapılıyorsa? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda açık bir net ifade var. İslamiyet'te matem tutmak yoktur diye. Karalar bağlamak yoktur. Yok. Yani şimdi cenazelerde falan siyah giyinip geliyor, bu Hristiyan adettir. Müslüman adet değil bu. Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Ölenin arkasından da yas edilmez. Yas tutulmaz. Yasak yani. Üzülmek ayrı bir şey. Yas ayrı bir şey. Evet. Peygamber Efendimiz matem tutmayı yasak etmiştir. Hadis-i şeriflerde matem tutan kimse ölmeden tövbe etmezse kıyamet günü şiddetli azap görecektir. Ya bunu dinin sahibi söylüyor. Bir de yasaklanmış açık açık yani. Açık açık. Tehdit de var. Başka bir hadis-i şerifte iki şey vardır ki insanı küfre sürükler. İmanı gider yani. Birisi bir kimsenin soyuna sövmek, ikincisi ölü için matem tutmaktır. Hadis-i şerif bu. Küfre götürür diyor Mustafa Bey. Küfre, tehlikeli küfre. Yani. Çok tehlikeli. Şimdi bu efendim anan öldü, baban öldü, ondan sonra efendim çok sevdiğim birisi öldü falan. Kim ölür? Vefatı üzülmek ayrıdır. Ama karalar giyip o Hristiyan adettir. Öyle yapmak aynı şekilde İslamiyet adet değildir. İslamiyet'in bir emri değildir. Şimdi Muharrem'in 10. günü, Aşure günü, matem yapmak, bağırıp çağırmak, İlk olarak Hicri 65 yılında Hazreti Hüseyin'in intikamını almak için ayaklanıp Küfe'yi alarak bir Şii devleti kuran Muhtari Sakafi tarafından ortaya çıkarıldığı Tuhfe kitabında yazılıdır. Uydurmuş yani adam. Devleti ele geçirmek için böyle bir yol tutmuş. Ondan sonrakiler de dört elle sarılmış. Bunu ibadet zannetmiş. Onu tekrar edeyim. İlk olarak Hicri 65 yılında Hazreti Hüseyin'in intikamını almak için ayaklanıp Küfe'yi alarak bir Şii devleti kuran Muhtar Sakafi tarafından ortaya çıkarıldığı Tuhfe kitabında yazılıdır. Bu bidat maalesef bir ibadetmiş gibi yayılmıştır. Halbuki Muhtar Sakafi bunu Küfe ahalisini aldatıp onları Emevilerle harbe sürüklemek, böylece hükümeti ele geçirmek için bir hile olarak yapmıştı. Kendisinde böyle bir itikadı yoktu diyor. Kendisinde böyle Müslüman bir bile değildi yani. Değildi. Yani sırf devleti ele geçirmek için yaptı. Sırf devleti ele geçirmek için yaptı. Ama şimdi bir hadis-i şerif var da Mustafa Bey. Bir kimse hayra delalet ederse, yani hayırlı bir yol açarsa demektir. Hayırlı bir yol açarsa. O hayırlı bir yol açtığı için o yoldan geçenler adedince o kimseye sevap verilir. Bir kimse de kötü bir çığır açarsa, kötü bir yol açarsa, bir adet çıkar ortaya çıkartırsa kendisi bir günaha girer. Ayrıca o onun açtığı yoldan gelenlerin adedince de onların da günahı ona yüklenir buyuruyor. Şimdi o Muhtar Sakafi denen adam aynı şekilde toprağın altında. Değil mi? Ya binlerce yıldır. Tabii. Milyonlarca insanın günahı onun habire yükleniyor. Ya adam öldükten sonra bile günaha devam ediyor, tamam mı? Öbürüsü de iyi bir çığır açtıysa öldükten sonra bile ona sevap da aynı şekilde artı gidiyor, birisine eksi gidiyor. Enteresan ya. Hani bir şarkı sözü olarak da kendim ettim kendim buldum. Yani. Aynen öyle. Kendim ettim kendim buldum. Matem tutmak yasak olmasaydı herkesten önce Peygamber'in vefatı için matem tutulurdu. Değil mi? Bir de o var yani. Tabii. Sonra
Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan. Hazreti Hasan da şehit edildi, zehirlendi. Şehit edildikleri için matem tutulurdu. Bunların hepsini seviyor, şehit edildiklerine çok üzülüyoruz. Kalbimiz kan ağlasa da yas tutmuyor, matem yapmıyoruz. Müslümanların matem yapması ve başkalarına lanet etmeleri yasak edildiği için matem yapmıyoruz. Şimdi kitaplarda çok enteresan böyle cari bir dikkat bilgiler var. Efendim diyor, ben oturuyorum elime tesbih aldım. Lanetullah, 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 lanetullah. Kime? Şeytana. Kime? Şeytanın yolundakilere. Şeytana lanetullah, Allah sana lanetsin üzerine olsun deyince şeytan dermiş, ben zaten lanete uğradım ki seni söylemeyin, bana bir zarar yok. Aferin de, la ilahe illallah diyeceğine bunu oku, ömrüm boşa gider. Sana bir faydası da yok. Ben sana, söyleyene de faydası yok. Tamam. Bana da bir zarar yok diyor. İstediğin kadar söyle. Ama diyor, senin ömrün boşa gidiyor. Evet. Lüzumsuz bir şekilde harcıyorsun. Hazreti Hüseyin Efendimiz için böyle bir durum var. Yani eğer onun şehadetinde matem tutulacaksa babasını da tutmak lazım o zaman. Hazreti Ali'nin ve şehadetinde. Yani de şehit edildi. O da şehit edildi. Niye tutulmuyor? Demek ki orada işte Muhtar-ı Sakafi'nin çıkardığı bir bitgeniği var. Evet, evet. Bitgeniği var. Alengirli bir iş var orada. Orada din düşmanları bir oyun oynamışlar. Katakulle gidiyor. Hazreti Hasan da şehit edildi. Eğer Peygamber Efendimiz'in torunu olduğu için yapıyorsan. Kardeşi yani. Tamam ya. O da aynı şekilde zehirlendi. Onun için hiç hatırına bile getirmiyorsun. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için cennet gençlerinin seyidi buyuruluyor. Ondan sonra efendim biz Hazreti Ali'yi seviyoruz. Ama namaz kılmıyor adam. Hazreti Ali namaz kılıyordu, Hazreti Hüseyin namaz kılıyordu, Hazreti Hasan namaz kılıyordu. Ehl-i imamların hepsi namaz kılıyordu. Bu nasıl sevgi ki? Seven sevdiğine itaat eder. Değil mi? Yani seven sevdiğine itaat eder. Şimdi insanlar cahil bırakıyorlar, okutturmuyorlar. Okutmayınca da o gençler de sonra dinsiz oluyor. Kitapsız kafir olup çıkıyorlar. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. İşte Hazreti Ali camide şehit edilmiş de onun için camiye gitmiyorlarmış. Camiye gitmiyorsan evinde kıl namazı. Tamam. Hazreti Ali evinde kılıyordu. Camide şehit edildi. Onun için küsmüş yani cami. Hiç alakası olmayan absürt şeyler söylüyor. O da uygun değil. Bir kere mesela biz bunları naklediyoruz. Kitap ismi de veriyoruz. Kitap ismi de veriyoruz. Ya bir defacık arkadaş, ya ben yanılmış olabilir miyim diye. Bir bak. Ya, bir araştır ya. Değil mi? Değil mi? Ya. Bir araştır. Ya. Mesela biz şeyde TGRT FM'de senelerce mesela gusül abdestiyle, kaza namazıyla alakalı, kazaya kalan oruç borçlarıyla alakalı, ondan sonra zekat borçları, usul borçları, bunlarla alakalı kitaplardan nakil yapıyorduk. İtiraz edenler oluyordu. Ya ısrarla diyorduk ki arkadaş, yani sen Uganda'da yaşamıyorsun, Küba'da yaşamıyorsun, Kuzey Kore'de yaşamıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyorsun. Burada da yani elhamdülillah ki rahatlıkla kitaplar basılıyor. Kitap ismi veriyoruz ya. Birazcık fedakarlık et, aç. Ne yazıyor burada? Ha, inanacaksın, inanmayacaksın. O ayrı bir mesele. Tercih sana ait. Hatta Osman Hoca doğru mu söylüyor acaba diye bir bak yani. Tabii bak ya. Bir bak, ne diyor bu? Ne diyor bu falan? İki tarafında aynı şekilde düşün. Ondan sonra da ya Allah-u Teala senin de Rabbin, benim de Rabbim. Ya Rabbi dedim, benim kafam karıştı. Ben doğruyu bulamıyorum. Abdestin yoksa abdest almasını biliyorsan bir abdest al, iki rekat namaz kıl, ondan sonra elini aç, arkasından dua et. Ya Rabbi ben ahir zamanda geldim. Altyapım yok, doğru dürüst bilemiyorum. Ben sana doğru iman etmek, doğru ibadet etmek, senin rızanı kazanmak istiyorum. Bana doğru insan, doğru kitap, yani doğru yolu göster. Ya sen samimiyetle talep edersen Allah-u Teala vallahi de billahi de tallahi de doğru yolu gösterir. Ama sen kıydırık kıydırık yaparsan sana da kıydırık kıydırık cevap verirler. Şey gelir, yani, öyle gelir. Elin yani. İşte gözün oynaşta olursa. Öyle olursa Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi Aşure günü zaten aynı şekilde Muharrem ayı kendisi zaten Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen bir ay. Aşure en kıymetli günü ve zamanı. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mesela kıymet verdiği bazı şeyler de var. Mesela nedir? Doğum günü. Mevlid kandili oradan kaynaklanır. Mevlid kandili doğum günüdür. Peygamber Efendimiz doğum günüdür. Hristiyanlar falan bizden almışlardır bunu. Peygamber Efendimiz pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sordular. Bugün dünyaya geldim, şükür için oruç tutuyorum buyuruyorlar.
Bugün dünyaya gelir. Doğum günü ve mübarek geceler hicri sene ile kutlanır. Müslümanların mübarek günleri veya geceleri güneş aylarına göre değil, hicri kameri aylara göre yapılır. Dinimiz böyle emretmektedir. Yılın mübarek günü, Arabi ayın belli günü demektir. Aşure günü, Muharrem ayının 10. günü demektir. Dolayısıyla Aşure gününde hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Ehl-i sünnet alimlerde kitaplarda yazılmış. Ne yapılması gerektiği bildirilmiş. Ha, oruç tutabilirsin ama oruç da sadece Aşure gününe mahsus değil. Efendim, matem tutulmaz. Zaten İslamiyet'te matem tutmak yok. İbadet istediğin kadar yapabilirsin. Tesbih, tahmid, tehlil. Bunları da çoğaltabilir misin? Çoğaltabilirsin. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cibril aleyhisselam Allah'a şirk koşmadan ölen cennete girecektir dedi. Ben hırsızlık yapsa, zina etse de mi dedim. Evet dedi. 3 kere sordum, sonra evet şarap içse de dedi. Şeyhimin illeri uzaktır yolları, açılmış gülleri dermeye kim gelir yahu, açılmış gülleri dermeye kim gelir yahu. Şeyhimin ilini sorarım yolunu, şol sebi elini öpmeye gelir yahu, çom sebil elini öpmeye kim gelir yahu. Şeyhimin dilinde asası elinde, şeyhimin yolunda ölmeye kim gelir yahu. Şeyhimin yolunda ölmeye kim gelir yahu. Şeyhimin illeri uzaktır yolları, açılmış gülleri dermeye kim gelir yahu. Açılmış gülleri dermeye kim gelir yahu. Ahd ile vefalar, zevk ile safalar, bu yolda cefalar çekmeye kim gelir yahu. Bu yolda cefalar çekmeye kim gelir yahu. Ah ile gözyaşı, Yunus'un haldaşı, zehr ile şol aşı yemeye kim gelir yahu. Zehr ile şol aşı yemeye kim gelir yahu. Şeyhimin illeri uzaktır yolları, açılmış gülleri dermeye kim gelir yahu. Açılmış gülleri dermeye kim gelir yahu. İblis, Melekut'un muallimi lakabıyla lakaplı, taat ve ibadetlerinde de büyük şan sahibiydi. İblis-i lain ki, her kötülük ve dalalete menşe, kaynaktır. Adem'de mevcut hünerlerden nasipsizdir. El-İsnânü mütegayyirâni kadiyyâ-i mukarreredir. İki şey birbirinden ayrıdır hükmü, değişmez kaidedir. İçtihat ve kıyas,
bid'at değildir. Zira kıyas ve içtihat, nasların manasını açığa çıkarır. Emri arttırmaz. Yani içtihat ile emirler artmış olmaz. İçtihat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da mevcut idi. Ecel-i müsemmanın herkes için takdim ve tehiri, öne alınması veya gecikmesi mümkün değildir. İcmâ-i ümmet, eshâb-ı kirâm zamanına aittir. Hadîs-i şerifler ile amel ederek, ulemâ-i müçtehidînin fetvasıyla haram kılınmış, mekruh ve menhi olan emre irtikâb eylemek, biz mukallitler için caiz değildir. Ehadîs ile amel, bize caiz değildir. İhsan, her yerde övülmeye değer. Bilhassa, akrabaya ve komşulara olunca daha iyidir. Ahkâm-ı içtihadiye kat'î değildir. Amele bağlıdır. İtikadı ispat edici değildir. Ahkâm hakkında 3000 hadîs-i şerif vardır. Ahkâm-ı fıkhiye zarûridir. Müslümanların Allahü Teala'dan haya etmeleri, sıkılmaları lazımdır. Haya imandandır. Müslümanlık hayası zaruri lazımdır. Kâfirleri ve kâfirliği ve İslamiyete uymayan hangi inanış, hangi nazariye, hangi teori olursa olsun hepsini yanlış bilmek ve zararlı olduğuna inanmak lazımdır. Bir kalpte iman bulunduğuna alamet kâfirleri sevmemektir. Sevmemek kalple olur. Onlarla ve herkesle iyi geçinmeli, kimseyi incitmemelidir. Ancak zaruret ve ihtiyaç icabı geçici işbirlikleri yapılabilir ise de bu kalb ile sevişmek olmamalı ve zaruret bitince sona ermelidir. Müslüman olduğunu söyleyen ve küfre sebep olan bir sözde ve işte bulunmayan kimsenin bir sözünden veya işinden hem imanı olduğu hem de imansız olduğu anlaşılırsa, imanı olduğunu anlamalı, dinden çıktı dememelidir. Fakat bir kimse, dini yıkmaya, gençleri kâfir yapmaya uğraşır veya haramlardan birinin iyi olduğunu söyleyerek, bunun yayılması, herkesin yapması için uğraşırsa, yahut Allahü Teala'nın emirlerinden birinin gericilik, zararlı olduğunu söylerse, buna kâfir denir. Müslüman olduğunu söyler, namaz kılar, hacca giderse, zındık denir. Müslümanları aldatan, böyle ikiyüzlüleri Müslüman sanmak, ahmaklık olur. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında, şöyle buyruluyor, namaz kılmak hakkında. Hak Teâlâ kullara çok merhamet etmiştir. Bütün emirlerinde kolaylık göstermiştir. Şöyle ki, biz kullara 1-24 saatte 17 rekat namaz emretmiştir sadece. Bu 17 rekatın kılınması da zaten, bir saatlik bir zaman bile tutmaz esasen. Bunları kılarken de en kolay ve kısa bir sure okumayı da kabul eylemektedir. Ayakta kılamayan, kılar hem oturarak. Buna da gücü yoksa, kılabilir yatarak. Rükû ve secdeleri yapamayan mü'minler, ima ve işaretle eda edebilirler. Hem abdest almak için su zarar verir ise, toprak ile teyemmüm edebilir o kimse. Yine bir mektubunda buyuruyor ki bu zat, Allah'a hamd ederim, Resûlüne salavat. Bil ki namaz, İslam'ın 5 şartından biridir. Bu, bütün taatleri kendinde cem etmiştir. Bu hususiyetinden dolayı namaz kılmak, İslam'ı temsil eder olmuştur tek olarak. Hem Rabbin sevgisine kavuşturacak olan, işlerin birincisi namazdır yine şu an. Sonra namaz hakkında o server-i kainat buyurmuştur, mü'minin miracıdır bu taat. Yani, namaz, insanı dünyadan ahirete
yükselten bir merdiven gibidir hakikatte. İnsan sanki namazda Rabbi ile konuşur. Dünya ve ahirette saadete kavuşur. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki o server, cennette müminlere vardır ki öyle köşkler, dıştan içi, içten de dışarı seyredilir. Bunlar gece namazı kılanlara verilir. Adem Nebi'den beri her dinde vardı namaz. Her biri toplanarak kılındı bizlere farz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Dininizin başı ve esası bu namazdır. Nasıl ki bu dünyada başsız insan olamaz, namaz olmayınca da din olmaz, İslam olmaz. Kim vazife bilmezse namazı hakikaten nasibi yok demektir onun İslamiyetten. Mü'min ile kâfiri ayıran fark namazdır. Namaz kılmak Allah'ın emridir, yani farzdır. Yani Müslüman kılar, kâfirler kılmaz namaz. Münafığa gelince onun pek belli olmaz. Beş vakit namazını kılmayanlar elbette kızgın bulacaklardır Allah'ı ahirette. Abdest veya gusl için su bulamazsan veya suyu kullanamazsan teyemmüm edersin. Abdest ve gusl için teyemmüm aynıdır ve şöyle olur. İki kolunu dirseklerinin üst tarafına kadar sıvarsın. Namaz kılmak için teyemmüm etmeye niyet edersin. Bismillahirrahmanirrahim deyip, iki avucunu temiz bir toprak veya sokaktan gelen toprak tozlarıyla tozlanmış ev eşyası üzerine vurursun. Ellerini birbirine sürtüp, yüzünün her tarafını tam olarak meshedersin. Toz toprak varsa, sürterken ellerden yere düşer. İki el ayası açık, dört parmak yapışık, baş parmakları ayrı olarak, avuç içleri yüze karşı, parmakları yatay vaziyette, iki elin uzun parmakları birbirine dokundurulur. Uzun parmakların üst kenarı, saç kesimine gelmek üzere yüze konup, eller yüze yapışık kalmak üzere, yukarıdan aşağı çene ucuna kadar indirilir. Böylece yüz, bir kere meshedilmiş olur. Yüzde iğne ucu kadar el dokunmamış yer kalmamalıdır. İkinci bir defa, iki el ayasını aynı suretle toprağa vurup, sol elin ayasının yarısı yani dört parmak içiyle, sağ elinin beş parmağı bitişik olarak, tırnağı ucundan başlayarak, dirseğe kadar dış kısmını meshet. Yine sol elinin iç kısmı avuç ve baş parmak içiyle, sağ kolun iç kısmını dirsekten bileğine kadar meshedersin. Bu esnada baş parmak içi, sağ elin baş parmak dışını mesheder. Gevşek yüzük oynatılır. Sağ elinle de sol kolunu aynen böyle yaparsın. Parmakların yanlarını diğer elin parmaklarının içleriyle mesh lazım değildir. İşte teyemmümün tertibi budur. Teyemmümün farzları üçtür. 1. Niyet etmek, niyetin kalpten olması lazımdır. 2. Ellerini pak toprağa vurup, yüzünü tam olarak meshetmek, yani sıvamaktır. 3. Yine ellerini temiz toprağa vurup, kollarını dirseklerinle beraber meshetmektir. Aynı topraktan çok kimse teyemmüm edebilir. Su bulunca teyemmüm bozulur. Şafii'de ve Maliki'de her namaz vakti girince yeniden teyemmüm etmek lazımdır. Thank you.
Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Bursa'da tarihi hamamları sizlere şimdiye kadar pek gösteremedik. Çünkü hamamlar bugünlerde öyle çok para kazanan bu devirde yerler olmaktan neredeyse çıkmıştır. Ancak işte bir düğün, nişan, gelin hamamı gibi, damat hamamı gibi kullanılabiliyor. Tabii bu hamamlar 1900'lü yılların başında Evkaf İdaresi'ne bağlı idi. Peki bunu yaptıranlar vakfettiğinde bu vakıf eserlerin hepsinin bekçiliğini imparatorluk dahilinde bu evkaf nezareti yürütürdü. Daha sonraki yıllarda bu evkaf nezareti de bazı zafiyetlerde olmadı değil. Ne zamanlar? Birinci Dünya Harbi sırasında. Artık vakıf eserlere bakacak kimsenin hali kalmadı. Devlet 15 seneye yakın müddette harplerle uğraşmıştı. Yiyecek ekmeğe muhtaç, ordusuna mühimmat bulmaya muhtaç olan bir devletin vakıflara dönüp bakması çok zordu. Cumhuriyet dönemiyle beraber bu evkaf nezareti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne dönüştürüldü bir kanunla. Bakanlık seviyesinden genel müdürlük seviyesine indirildi. Tabii her şehirde vakıflarla ilgili memurlar da vardı. Bu memurların sayısı da süratle azaltıldı. Bunlar nasıl oldu? İçeride sizlere bilgi vereyim. Çünkü burada tramvay yolun üzerindeyiz. Motosikletler vızır vızır geçiyor, taksiler vızır vızır geçiyor. Dolayısıyla sağlıklı bir anlatım yapmaktan mahrumuz. Geçelim, içeride bunları konuşalım efendim. Bursa'nın meşhur İncirli Caddesi'ndeki İncirli Hamamı'nın şimdi içine girdik. Niye İncirli demişler? İhtimal ki bunun adı evvelden başkaydı yapıldığında. Alaaddin Ali Bey Hamamı idi. Yani Molla Fenari Hazretleri'nin torununun yaptırdığı. Alaaddin Ali Bey olduğuna göre bu mutlaka bir komutan idi, bir idareciydi, Sancak Bey'iydi. Osmanlı'nın il valisi böyle bir hamam yaptırabiliyor hayrat için. Bu hayratı da hangi başka vakıf eserin muallak vakfıydı, yani onun lehine buradan kazanılan parayla onun masrafları görülsün diye onlara ait kayıtlara da ulaşmamız mümkün olmadı. Hamamın kendi zaten yıkılmaktan zor kurtulmuş. Buyurun efendim. Bundan senelerce önce, biraz önce önünü gördüğünüz hamamın işte görüntüsü. Her tarafı perişan vaziyette. Peki ne yapılacaktı? Devlet olarak veya Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, o zamanın 1924'lerin, 27'lerin Vakıflar Müdürlüğü olarak buranın tamir edilmesi ve hayata geçirilmesi lazımdı. Çünkü insanlara hamam lazım. Temizlik imandan gelir. Hadis-i şerif bu. Bunun icabında bu toplum yüzlerce yıl, binlerce yıl yaptı. Peki ne oldu da biz bu temizliği bir kenara bıraktık? O savaşlar sonunda işte geçiremiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bir kere saçma bir savaştı. Hiçbir sebebi yoktu bu savaşın çıkmasının. Maalesef bazı gafiller onu yaptılar. Daha sonra da bu kadar ecdattan kalan miras tarihi eserlerden biraz da kurtulmaya çalıştılar. Evet, ya bu harabeyle ne uğraşacağız ya? Yıkın kardeşim. Efendim yıkmak için de para lazım. Ha onun kolayı var kardeşim. Biz bunları satalım. Sadece Bursa'da 288 tane cami, cami yeri, mescit, mescit yeri açık artırmayla, ihaleyle satılmıştır. Bunların yerlerini tek tek görüyoruz ve bunları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bursa Valiliği çok uğraşarak kamulaştırıp, yani istimlakini sağlayarak kanunlara uygun şekilde şahıslardan geri satın alıyor şimdi devlet. Bir dönem var,
devlet vakıfların sayısı azalsın, memur yetiştiremiyoruz diyor. Satışa çıkarıyor. Bir dönem var, ya bunları hayata geçirelim, yazık günah diyor. Şimdi refah döneminde böyle olması lazım. Ha, her refah döneminde böyle olur mu? Olmaz. Yani memleketin iyiliğini, ecdada olan sevgiyi bilen insanlar bu eserlerin bir tek taşı için onun ağırlığında altın verebilir. Ama kıymetini bilmeyenler için yük olur. Hani bir zamanlar var ya efendim, şu okullar olmasaydı ben ne güzel Milli Eğitim Bakanı olurdum diyenler çıkmış ya efendim. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü de o dönemin Vakıflar Müdürlüğü. O dönemin, yani bu satışların yapıldığı dönemin Vakıflar Müdürlüğü'nde bulunan kimseler herhalde kendi yerlerini muhafaza edebilmek için maalesef öncelikle hamamları, imaretleri, medreseleri satışa çıkarmışlar. Bütün Türkiye genelinde. Sadece cami, mescit sayısı 3900'ü geçiyor satılanlar. Bunlar arşivlerde, bu belgeler var. İşte bu hamamda böyle bir satışın gadrine uğramış. Ondan sonra da şahıs almış, biraz para kazanmış bundan. Daha sonraki yıllarda bakımını yapamamış. Tabii yani affedersiniz, bir inekten süt sağıyorsanız onun yemini de vereceksiniz ki süt gelsin. Su içirerek ondan süt alamazsınız ki. Hele hele tarihi eserlerde özelliğine uygun bir onarım siyaseti gütmezseniz alacalı bulacalı bir şey çıkar efendim. Şimdi birçok caminin, tarihi caminin tamirinde ortaya çıkıyor ki Mihrimah Sultan Camii'nin de tamirinde bu ortaya çıktı. Caminin temelindeki birikecek suları tahliye edecek yerlere aman camiyi sağlamlaştıralım, duvarları aşılmasın diye Mihrimah Sultan da koca koca böyle kütük gibi betonlar dökmüşler. O da tamamıyla suyu hapsetmiş. Halbuki maksat temellerde su birikmesindi. Onlar da o onarımla temellerde su biriksini sağlamışlar. O eser ayakta kalır mı? Şimdi bu yaptıran kişiyle ilgili fazla bilgimiz yok. Buraları Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin meslek edindirme kursları, yani BUSMEK adıyla hayata geçirmiş. Cumartesi pazar, gece gündüz, içinde hep insan oluyor. Şimdi bu bulunduğumuz yer hamamın soyunmalık kısmı. Çok ferah da bir soyunmalık kısmı yaptırmış rahmetli Alaaddin Ali Bey. Çok da geniş. Burası şöyle böyle 200 kişi alacak bir konferans salonu haline getirilmiş. Buralarda belediye isteyen her vatandaşına, müracaat eden her vatandaşına çeşitli kurslar gösteriyor. Meslek edindirme kursları veriyor. Ola ki öğrenciler dershaneye gidemiyorlar, yabancı dilini kuvvetlendirmek istiyorlar, yabancı dil kursları veriyorlar. Çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor. Siz mesela bir konferans vermek istiyorsunuz, bir konferans salonu istiyorsunuz, buyurun diyor, İncirli Hamamı'na gidin veya başka hamamlara da yani. Buralarda bu kültürel etkinlikler yapılıyor. Hat sanatını öğrenmek istiyorsunuz, hat sanatı kursu olan yerlere gönderiyor. El becerileriyle ilgili başka kurslar olsun, oralara gönderiyor. Bir hayratla uğraşan vakıflar ve cemiyetler var, dernekler var ki Osmanlı'yı ayakta tutan bu tip hayrat vakıfları idi. Toplumda aç insan kalmazdı. Mutlaka bir yerlerden ona bir gelir olurdu. Böyle aşevi yapılan yerleri de Bursa'da bol bol gördük. Yani Osmanlı zamanındaki devlet tarafından ve vakıflar tarafından yapılmış sosyal desteklerin büyük bir kısmı hayata geçirilmiştir. Yani ben açım, iki gündür boğazımdan lokma geçmedi diyen insana bence rastlanamaz. Yani şu havayı gördükten sonra. Dolayısıyla insanlandırılmış buralara ve tarihi bütün eserlere Bursa'daki bir güvenlik teşkilatı konmuş. Hem gençlere bir iş kapısı olmuş, hem de bu eserleri olur olmaz insanların gelip arzu edilenin dışında kullanmasına mani olunmuş.
Ne güzel bir disiplin efendim. Bu disiplini, o disiplini gören başka bir disiplinsiz insan da disipline davet edilmiş oluyor. Yani toplumdaki kargaşayı böylece önlemiş oluyorlar. Bursalı tüccarlardan Unaran soyadlı birisinin yaptırdığına dair bugünkü harflerle oraya da bir kitabe konmuş. Bu zannediyorum gene Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu'nun, Kazım Baykal rahmetlinin kurduğu derneğin efendim bir şeyi, ona kurum demişler o zaman, ne işin kurum dediyse, is gibi yani kurum. Ama kuruluş manasına tabii o kurum. Levhaladığı yerlerden birisi olabilir. Yani rica etmişlerdir o iş adamına, Unaran'a. Oraya böyle bir faydan olur mu diye, o da büyük bir kısmına talip olmuştur. O da yapılmış. Tabii insanlar ellerine servet geçtiğinde bu serveti evet kendi giyimine, kuşamına, çoluğuna, çocuğuna kullanabileceği gibi bunun yanında da gönül bağı olan bir yere kullanması da fayda var. Ekseri de öyle olur efendim. İyi veya kötü. Yani gönlünü bir şeye bağladıysa eline geçen serveti daha ziyade oraya aktarır. Ne mutlu ki böyle hayrat eserlere sevgi bağlamışlar, aman ecdat yadigarını kurtaralım diye. Bu soyunmalık kısmından sonra içeride bir ılıklık kısmı var. Bu tek hamamdır efendim. Yani bir tarafı kadınlara, bir tarafı erkeklere devamlı günün 24 saati olan hamamlardan, çifte hamamlardan değil. Tek hamamdır. İki sıra tuğla, bir sırada ocak taşı veya yonu taşı, kesme taştan değil, yapılmış. Gayet yüksek ve ferah bir hamam olarak yapılmış. Ilıklığı var, sıcaklığı var. Oralarda da bu etkinliklerin küçük parçacıklarını koymuşlar. Hatta gelen kursiyerler çocuklarıyla geldiyse ev hanımlarının gelmesini teşvik için o çocukların oyuncaklarla oynayabileceği bir bölümü yapmışlar. Halvetin birinde ondan yapmışlar efendim. Yani belediye bunu iğneden ipliğe kadar, Büyükşehir Belediyesi Bursa, iğneden ipliğe kadar insanların her yönüyle istifade edeceği bir şekle getirilmiş. Böyle hamamları sizlere göstereceğiz. Tabii satışı yapıp da bunları özel mülk haline getirenlere de heyhat, ne yazık ki bir aferin diyemeyeceğiz. Özel mülke gidince özel mülkteki insan, ben bu yapıdan ne kadar kar elde edebilirim diyor. Yani bunun estetiği, sanat güzelliği ve sanat kıymetini ön plana almıyor. Ticaret hayatının özelliği bu efendim. Onun için de ne kadar alabilirsem, hele hele yıkılıncaya kadar, bir gün içinde insanlarla göçse tabii mahvolur kendisi. Hem madden hem de manen mahvolur ama maalesef özel mülke satılan bu camiler ve diğer hayrat vakıf eserlerinin hepsinin başına bu sanki anlaşmışçasına gelmiştir. Merzifon'da bir iş hanı gördüm. 36 dükkanın 18'i özel mülk olmuş. Gerisi vakıfların, perişan bir haldeydi. Affedersiniz, merkepler sokuyorlardı hanın içerisine efendim. Merkep idrarının kokusundan yazın giremiyordunuz. Şimdi kurtardı belediye, çiçek gibi bir iş merkezi haline getirdi. Böyle yapan belediyeler mutlaka çok iyi örnek oluyorlar. Ben de hiçbir şeye gücüm yetmiyor. Hiç olmasa bu güzel örnekleri programda paylaşayım da başka belediyelerimize de örnek olsun. Onlar da bu hale gelsinler istiyorum. Belki de bu kadarcıkla bir katkım olabilirse mutlu olacağım. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yeni programlarda buluşmak üzere. Hoşça kalınız.